Hoş geldin Başak. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın, iyi misin? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi tabii senle yayına geçince aklıma seneler önce yaptığımız yayın geldi. Çok Eskiye gülmüştüm. dayanıyor. Evet, Evet, evet. çok gülmüştüm o yayında. Bugün de yine gülmeyi bekliyorum diyeyim yani. İnşallah senin güzel enerjin davetin için de çok teşekkür ederim. Gerçekten bizim için çok önemli. Çok sağ ol. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili Başak, şöyle hızlı bir giriş yapayım hemen. Tabii bugün çok anlamlı ve kıymetli bir gün hepimiz için. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Öncelikle hepimizin bayramı kutlu olsun. Tabii ki siz sporcuların bayramı özellikle kutlu olsun diye. Teşekkürler. Şimdi biz tabii bayrama değineceğiz birazdan ama ben tabii ki Beşiktaş'la şampiyon olduğu kadın futbol takımı bir duygularını, düşüncelerini rica edeceğim öncelikle. Ben de herkesin bayramını kutluyorum buradan. Şöyle söyleyeyim, Beşiktaş forması altında daha önce de şampiyonluklar yaşamıştım. Üçüncülükte, ikincilikte, birincilikte. Bu seneki ekstra ekstra kıymetli. Çünkü bir pandemi dönemiyle boğuştuk. Ligimiz oynanacak, oynanmayacak davaları psikolojik olarak sürekli kendimizi hazır tutma, fiziksel olarak da keza öyle işte antrenmanların başlaması, ligin bu şekilde oynanması, 30 günlük bir turnuva süreci ve sonunda mutlu sona ulaşan yine Beşiktaş kadın futbol takımı. İnanılmaz mutluyum böyle bir camiaya hizmet ettiğim için. Kadına inanılmaz fazla değer verilen bir kulüpte oynuyorum. Şampiyonlukla taçlandırmak tek hedefimizdi. İyi de bir turnuva geçirdik. Final maçında kazandık. Dört kanal birden yayınlandı. Kadın futbolunun adına güzel şeyler oluyor. İlgi artıyor. İnanılmaz mutluyuz. Hala daha zafer sarhoşuyuz. Ama şimdi yeni bir hedef var. Şampiyonlar Ligi. İnşallah orada da güzel ülkemizi ve kulübümüzü temsil etmeyi hedefliyoruz. Bakalım. İnşallah artık tabii şimdi bizim de beklentilerimiz çoğaldı sizlere dair. Şimdi de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da beklemiyor değiliz tabii ki. Onu da bekliyoruz. Final oynarsak, bilin ki finallerde bu takım çok iyi. Final oynarsak kesin şampiyon oluruz. Evet. Şimdi şunu sormak istiyorum. Sen de zaten o noktaya değindin. Bu sene tabii bir ilk oldu ve televizyonda yayınlandı sizin karşılaşmalarınız. Açıkçası çok da heyecanlıydı ve ben çevremden duyduğum kadarıyla çok çok ilgi oldu. Size nasıl geri dönüşü oldu bunların? Özellikle bunu konuşmak istiyorum çünkü bundan sonrası için de bence televizyonda yayınlanması çok önemli bir süreç. Kesinlikle öyle. Şöyle söyleyeyim, maçlar televizyonlarında yayınlanacak haberi geldiği zaman tam olarak fark edemiyorsunuz ne kadar büyük bir kitleye oynayacağınızı. Ya da maçta tamamen her şeyi kapatıp sahaya çıktığımız için hani yayınlanıyor falan onları hiç anlamıyoruz. Ama maçın bitiş düdüğüyle ne bileyim telefonu elimize alınca gelen tebrik telefonları, maçı izleyen taraftarlardan gelen selfiler, onların sosyal medyada yazdığı yorumlar, onun üstüne telefonlar, ailelerimiz, tanıdıklarımız, hiç tanımadığımız insanlar. Ya diyoruz ki biz gerçekten galiba hani Türkiye'de ciddi bir kitle artık kadın futbolunu takip ediyor. Biz bu ciddi kitlenin önünde maç oynadık. O zaman anlıyoruz ne kadar büyük bir şey olduğunu aslında televizyon maçlarının yayınlanmasının. İnşallah önümüzdeki sene ligimizin her maçı da yayınlanır. Çünkü yayınlandığı zaman ilgi var. İnşallah. Veya işte Vodafone Park'ta maç yaptık, tribünler doldu. Yani demek ki bu ülkenin kadın futboluna da ilgisi var. Bu kesin artık net ispatlanmış bir şey. O yüzden bekliyoruz yayınlansın önümüzdeki sene inşallah. Aynen, inşallah çok çok da iyi. Zaten bunu gördükten sonra bence televizyon kanalları da mutlaka olumlu bir kanaate varmışlardır. Şimdi ben tabii Bahar Hoca'yla da bir yayın yapmıştım. Bahar Hoca, Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi'nin size olan bu böyle ufak tefek jestlerden falan bahsetti ve size çok çok önem verdiğinden bahsetti. Şimdi tabii bir başkan değişikliği yaşandı. Biliyorsun kadın futbol takımında tabii komple başkan değişmiş oldu. Şimdi ben bir farkını sormak istiyorum Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi'nin. Nasıl daha çok önem veriyor kadın futbol takımına? Hepimiz görüyoruz tabii ama yaşayan bize daha iyi anlatacak. Şöyle söyleyebilirim. Başkanımız final maçına geldi mesela oynanan. Ama mesela final maçı diye gelmedi. Daha önce lig maçımıza da gelmişti geçen sene. Bize inanılmaz destek veriliyor.
Beşiktaş kadın, yani Beşiktaş kulübünde kadın futbolu branşına ya da bütün kadın branşlarına öyle söyleyeyim çok fazla değer veriliyor. Başkanımız eşi Berna Çebi, o da keza öyle. Yani mutlaka her başarıdan sonra arar, başarısızlıktan sonra da arar. Hiç fark etmez onun için. Yani gerçekten sonuca ve skora hiç bakmayan, sadece bu şubedeki herkesi değerli hissettiren bir başkanımız, eşi, yönetim kurulu üyelerimiz var. Ben onlara buradan tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum. Çok güzel bir şey Beşiktaş'ta futbol oynamak. Onu söyleyebilirim. Şimdi tabii Beşiktaş'ta futbol oynamak çok güzel ama çok kıymetli rakipleriniz var. Tabii ki onları bir kenara koyuyorum ama şimdi tabii ki bir Beşiktaş-Fenerbahçe, Beşiktaş-Galatasaray çekişmesi yaşanmıyor anladığım kadarıyla kadın futbolda. Bunun Maalesef. için ne söylemek istersin? Yani şöyle Galatasaray, Fenerbahçe'yi, Trabzonspor'u bir davet edelim kadın futbolu için bence. Rekabet olsun biraz daha. Evet, böyle fırsatım oldukça katıldığım yayınlarda da hep söylüyorum. En son başkanımız da Antalya'da röportaj verdi. O da davet etti. Tabii ki diğer kulüpler de çok kıymetli dediğiniz gibi. Ama derbi heyecanını biz de yaşamak istiyoruz sahada. Neden olmasın diyoruz hep, Fenerbahçe gelse, Galatasaray gelse, Tabii. Trabzonspor gelse, onları da yensek, kazansak. Çok isteriz derbi galibiyeti de yaşamak. Severim iddialı konuşmayı, biliyorsun. Evet. Ama tabii şu an haklısın yani çünkü zaten senelerdir gelen başarı Beşiktaş kadın futbol takımında herkes biliyor yani. Biraz zor açıkçası kazanmaları Kesinlikle rakiplerin. O öyle. yüzden İlklerin kulübü Beşiktaş. Yani kadın futbolunda da ilklerin kulübü olma iddiasını devam ettiriyor yani. Şimdi bakalım, bekliyoruz onlardan da bir adım. tabii evet bence de çok çok iyi olur. Dediğin gibi rekabet hem de bence mutlaka ilgi ve izlenme oranı da artar diye düşünüyorum. Tabii taraftarlar da kendi arasında çekişmeye başlayacaklar çünkü. Beşiktaş taraftarını sormak istiyorum. Taraftarın desteği ne durumda? Şimdi tabii ki erkek futbola olan desteği biliyoruz, görüyoruz hepimiz ama şimdi ne kadar yol kat ettiniz onu çok merak ediyorum. Şimdi ben eski zamandan hatırladığım kadarıyla yine bir sizin oynadığınız yerde tribünler doluyordu ama bu ilgi biraz daha büyüdü. Nasıl sağladınız bunu? Onu merak ediyorum. Kesinlikle, yani 3. ligden beri ben Beşiktaş kadın futbol takımındayım, biliyorsun. O zaman da biz taraftar oynuyorduk. İşte 1. ligde Vodafone Park'ta Atletico Madrid'de oynarken de yine taraftar oynadık. Veya sadece İstanbul'da değil, biliyorsunuz, deplasmanlı ligimiz. Nereye gidersek gidelim, hangi şehre, ülkemizin. Biz mutlaka güzel bir kalabalığa ve ateşli bir Beşiktaş taraftarına maç oynuyoruz. Mesela yani hiç unutamadığım bir İzmir Konak maçı var. Yine binlerce kişi tribüne gelmişti. Bir playoff maçıydı. Hiç unutamam. Dediğim gibi yani ülkenin doğusuna da gitsek biz Beşiktaş taraftarına karşı oynuyoruz. En batısına gitsek de yani hiç ayırt edilmiyor. Gelip otele bile ziyaret ediyorlar. İlgileri gün geçtikçe arttı. Tabii bunda işte sosyal medyanın, ne bileyim, maçların az önceki söylediğimiz gibi canlı yayınlanmasının, işte her geçen gün ilginin artmasıyla çok alakası var. Bilen belki az kişiydi, o da çevresine söylüyordu ama şimdi artık her yerden bize ulaşabiliyorlar. Maçımızın gününü, saatini artık daha rahat ulaşabildikleri için gitgide sayı arttı. Biz de emek veriyoruz yani onlara layık olmaya. Çünkü kalkıp işlerini güçlerini bırakıp, belki ailesini bırakıp bizim maçımızı izlemeye geliyorlar. Çok kıymetli bir şey. Biz de iyi bir futbol her şeyden önce sergilemeye çalışıyoruz tabii ki. Ve galibiyet, kupa verirsek ne ala. Aynen öyle. Tabii. Bu sene de istediklerini zaten vermiş oldunuz. Çok Şimdi şükür. sevgili Başak, ben sana bir soru sormak istiyorum. Şimdi sen de Tabii ki. uzun yıllardır Beşiktaş'ta oynuyorsun. Tabii ki bu formayı terletiyorsun ama başka hedeflerin var mı? Mesela Avrupa'ya gitmek gibi. Şöyle söyleyeyim. Evet. Beşiktaş'tan önce öyle hedeflerim vardı. Beşiktaş'a gelmeden önce bir Avrupa'da oynamak çok istiyordum. Daha sonra Beşiktaş'la yollarım kesişti. Sonra fark ettim ki Beşiktaş forması altında Avrupa'da mücadele etmek benim için Avrupa'da bir takımda oynamakta daha güzel hisler veriyormuş. Şimdi yeni hedefim Beşiktaş'la beraber Avrupa'da üst turlara çıkmak. Çünkü çok büyük bir camia.
kesinlikle Şampiyonlar Ligi'nde de çok iyi yerleri hak ediyor. Dünyada kadın futbolu, Avrupa'da kadın futbolu ilerleme inanılmaz kaydetti. Hemen o aşamaya yaklaşıp kulübümüzü en iyi şekilde Avrupa'da temsil etmek istiyorum. Ben de bireysel olarak Avrupa'da Beşiktaş'a katkı sağlayan bir sporcu olmuş olmak, futbolu bıraktığım zaman şu an artık tek hedefim gibi gözüküyor. Tamam, yani sen Beşiktaş'tan emekli olacaksın anladığım kadarıyla. Galiba o yüzden hiç teklif gelmiyor zaten Beşiktaş'tan ayrılmaz diye herhalde. İnşallah o yüzdendir yani. Herhalde bence o yüzden yani bu demeçleri verdiğine göre diyorlar ki tamam gelmez herhalde. Aynen. Ben de öyle düşünüyorum yani. Yoksa performansından değildir. Yok canım, performansını hepimiz görüyoruz yani, koskoca takım kaptanısın Teşekkür ederim. İstanbul'da. Sağ Bu arada olun. kadın futbol takımından Sevgi Çınar burada, Esra Erol burada. Esra Erol zaten olay oldu biliyorsun, gol attığında. İsim Evet. benzerliğinden dolayı. Evet. Herkese selam arkadaşlar. Selam Sizi çok özledim. söyleyelim. Akşam görüşürüz. Tabii bir de akşam kutlamalar var değil mi? Siz de tabii ki yer alacaksınız. Bir de maça gitmiştiniz. Evet. Onu sormak istiyorum ben özellikle. Erkek Tabii ki. takımı ile bir iletişime geçtiniz mi? Nasıl böyle? Ya da Sergen Hoca'yla böyle hadi aslanlarım devam edin koçlarım falan böyle. Biz aldık kupayı siz de alın falan diye böyle diyaloglar geçti mi aranızda? Tam olarak biz kupayı aldıktan sonra sürekli sosyal medyadan kupalı gönderiler erkek takımına muhteşem bir destek. Onlar da zaten bize her zaman oluyorlar, sağ olsunlar. Tam onların da konsantrasyonun arttığı bir dönemde çok şey yapmak istemedik ama bu akşam artık kadınla erkekli abartı bir inşallah kutlama, sevinç. Biz de bunun hayalini kuruyorduk. Çünkü yani biz kupayı aldık ama hani hem kadınla erkekli kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne gitmek çok daha güzel olacak. Hep bunun hayalini kurduk. Hatta Esra abla burada şu an yayında. Ta Ocak ayında bir tweet atmış. Kadınla erkekli Şampiyonlar Ligi neden olmasın diye. Daha ortada hiçbir şey yokken. Hepimizin düşüncesiydi aslında o. O da yazmış bırakmış tarihe bir not. O yüzden bu akşam gerçekten hepimizin böyle gece yatarken kurduğu hayallerden bir tanesi daha gerçek olacak. Çok güzel. Gerçekten ileri görüşlüymüş. Bu arada onu da kutlayalım buradan. Evet, hesabı Güzel bir öyledir. tweet olmuş. Tecrübelidir. Evet. Evet. Bize zaten emoji gönderiyor şu anda. Sevgili Esra Erol, inşallah bir gün seninle de yayını yapmayı isterim yani, tabii ki. Buradan onu da hemen belirtip yolunu yapayım da ben. Aynen. Peki. Başak, şimdi şunu da sormak istiyorum sana. Takım kaptanısın ve takım kaptanı olmak tabii ki büyük takımlarda aslında çok zor. Neler söylemek istersin? Yani şimdi şöyle bir şey de var tabii. Kadınları da çekip çevirmek zor yani. Az çok biliyoruz. Neler söylemek istersin? Sen zorlanıyor musun takım kaptanlığı yaparken? Nasıl iletişim kuruyorsun takım arkadaşlarınla? Vallahi öncelikle iyi bir köprü görevi kurmaya çalışıyorum takım arkadaşlarım ve hoca arasında ya da yönetim. Sağ olsunlar takım arkadaşlarım inanılmaz destek oluyor. Mesela bir karar aşamasında bir şeyde falan yani genelde tek başıma değil hep böyle takımdaki büyüklere ne bileyim sorup belki hep beraber işte karar veriyoruz. O kaptanlık ilişkisini iyi kurmaya çalışıyorum. Bir de dediğiniz gibi hiç kolay değil. Özellikle biz son 30 gün kampta kaldık. Bu turnuva oynanırken 30 gün 30 kız hep beraberdik. Ama yani maşallahımız var. Hiç problemsiz bir kamp tamamladık. Ve inanılmaz eğlendik gerçekten. Hani maçları da işte kazandık. Tabii sonu güzel biten bir turnuva olması da buna çok büyük bir katkı sağlıyor. Ama şöyle söyleyeyim. Döndüm üzgündüm mesela. Ya da şimdi Şampiyonlar Ligi için tekrar toplanacağız. Heyecanlıyız ve hevesliyiz. Yani güzel vakit geçiriyoruz. O yüzden takım arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Gerçekten. Kesilmiyor. Telefon geldi galiba sana. Evet. Ha, Evet. şimdi tamam düzeldi. Yayında olduğumu Telefon geldi bir bilmeyenler. kere. Sağ olsun. Evet, takım arkadaşlarım da bu konuda inanılmaz destek oluyorlar bana. Hiç zorluk yaşatmıyorlar. Onlara bir de buradan teşekkür ediyorum.
Evet, biz de selamlarımızı söyleyelim. Gerçekten 30 kadının bir arada. Ay pardon, 30 gündü değil mi? 30 gün. 30 gün 25 kişiydik, evet. Sadece 30'a sporcu. yakın işte, 30 gün 25. Aynen. Çok büyük başarı gerçekten. Sağ ol. Kutluyorum sizi. Peki, Maşallah şimdi tekrardan. aman evet maşallah. Benim nazarım değiyor çünkü biliyorum ben maşallah diye. Şimdi tabii bugün bizim için çok önemli, çok kıymetli 19 Mayıs özel zaten yayınımız biliyorsun. Şimdi tabii ki burada spor bayramı olduğu için şimdi şöyle bir algı vardı ülkede. Biraz onu kırdınız siz Beşiktaş kadın futbol takımı olarak. İşte kız çocuğu futbol oynar mı diye bir algı vardı. İşte estetik durmuyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Şimdi bunları kırdınız dediğim gibi ama bu konuda aileleri nasıl teşvik etmek gerekiyor? Mesela eğer kız çocukları futbol oynamak istiyorsa sizi görüyorlar, örnek alıyorlar ama tabii ki göremeyen de bir kesim var. Neler söylemek istersin ailelere? Ben işte 2001 yılında ilk defa futbol oynamaya başlamıştım. Henüz 7 yaşındaydım. Ailem o zaman mesela hani ya işte Başak futbol oynuyor ama hani nereye yazdırsak gibi soru işaretleri vardı akıllarında. Neyse ki Beşiktaş Koleji'nde okuyordum. Oranın bir küçük kız futbol takımı kuruldu. O şekilde ben başladım. Ben şanslıydım ama. Ailem çünkü çok inanılmaz destek oldular bugüne kadar. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Şöyle bize sosyal medyadan da soruyorlar hani kızımız futbol oynuyor işte şu yaşta ne yapabiliriz Başak işte nereye yönlendirelim falan. Beşiktaş'ın kız futbol okulları var. Öncelikle bu harika bir şey. Oraya gidip yazdırabilirler. Bununla beraber gitgide bu futbol okulları sayıları da artıyor ve nasıl söyleyeyim? Eskiden doğru düzgün kadın futbol takımı bile yokken şimdi 3 tane lig, her ilin bir kadın futbol takımı. Liglerde 15'er, işte 20'şer ya da işte 40, 3. ligde galiba 50 küsür takım var. Şimdi gitgide çok yaygınlaştığı için artık kız çocuklarının futbol oynayabileceği sahalar, tesisler, imkanlar sağlanmış vaziyette. Ama dediğim gibi eskiye göre bu 20 yılda inanılmaz yol kat ettik. Şimdi de artış hızı yani ivmelendi yani bu iş. Artık hani bir 20 yıl daha bekleyeceğiz, biraz daha düzelecek değil. Belki 3 yıl sonra çok çok daha muhteşem bir gelecek bekliyor onlara. Biz de elimizden geldiği kadar bunu yapmaya çalıştık zaten. Yani sadece futbol oynamadık. Belki bir hepimiz bir sosyal sorumluluk projesi gibiydik. Takım arkadaşlarım ben hani bizden sonra gelecek nesillere iyi bir imkan bırakmaya çalıştık yani. Biz başarısız olsaydık, biz iyi temsil edemeseydik belki bu iyileşme hızı bu kadar iyi olmayacaktı. Dediğim gibi 3 yıl içinde çok daha değişik şeyler konuşuyor olabiliriz. Seninle 3 yıl sonraki yayınımızda herkes. Evet. Aynen öyle. Heyecanla bekliyorum. Şimdi bir izleyicimiz de şey yazmış. Adını kaçırdım kusura bakmasın. Kadın futbolu konsol oyunlarında bile olacak önümüzdeki senelerde demiş. Bence de katılıyorum. Çok Çok da isterim heyecan ben verdi de. ki. Değil mi? Çok güzel olur. Bir de gerçekten şimdi bazen mesela öyle güzel mesela işte hareketleriniz oluyor vesaire bir şeyler oluyor. Heyecanlı maçlar oluyor. Erkekler açık açık bakıyor ya nasıl yapıyor bunu falan diye böyle sana öyle gelen tepkiler oluyor mu böyle erkeklerden? Tabii, inanılmaz ön yargılar. Mesela işte Beşiktaş'tan önce bir halı saha diye gitmişizdir antrenman zamanı. İşte benim olduğum takım mesela hafife alınıyor beni tanımayanlar tarafından. Yani nasıl olsa orada bir tane kız var. Hani biz bunları yeneriz falan. 5. dakika kavga çıkıyor. Başak bizim takıma gelsin. İşte haksızlık sizde işte Başak var o işte falan. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Hani 5 dakika içerisinde bu kadar mı karar değiştirirsin? Bu yargılarla çok hepimiz mücadele ettik ama şimdi neyse ki artık ufak ufak işte Başak Beşiktaş'ta oynuyor falan gibi tepkiler ben ve takım arkadaşlarım duymaya başladık. Bu çok sevindirici. Hani ön yargıları birazcık yıktık. Tabii hala çok var ama eskiye göre müthiş bir ilerleme var orada da. Evet. Peki sevgili Başak, son olarak erkek takım şey futbol takımı ile ilgili de bir soru sormak istiyorum. Böyle çok beğendiğim bir futbolcu varmış. Şimdi biliyorsun Rozier, işte Gezal. Ondan sonra hepsi böyle ayrı ayrı taraftarın gönlünde taht kurdular.
Sen de böyle ya, bu da bana benziyor, bunun tarzı da falan dedi bir oyuncu var mı? Ozan mı dedin, ben mi yanlış Evet duydum? evet Doğru Oğuzhan duymuşum. dedim. Yedinci yılım işte, ben geldiğim yıl gelmişti galiba oda, ya da bir önceki yıl, tam hatırlamıyorum. O yüzden ben de 15 giyiyorum. Bu sene de bence Gezal lige damgasını vurdu. İnanılmaz yetenekli. Takımı çok güzel yönlendiriyor ve futbolu çok beğeniyorum. Çok müthiş bir solak bence. Skor ve yani gol ve asist olarak da takıma katkısı, şampiyonluğa katkısı rakamsal olarak harika. Çok iyi işler yaptı. Onun haricinde takıma hayran gibiyim, fanı gibiyim yani. Hepsini çok beğeniyorum. Peki Sergen Yalçın için neler söylersin? Şimdi tabii ki Beşiktaş'ın hem efsane futbolcusu, şimdi de efsane teknik direktörü olma yolunda diyebiliriz. Neler söylemek istersin Sergen Hoca için? Valla çok başarılı. Beşiktaş'ın başına gelmiş en güzel şeylerden bir tanesi. Geldiği yıl iki kupa alması, bu kadar başarılı sonuçları. Her şeyden önemlisi iyi futbol oynatması. Çünkü kolay bir şey değil yani. Bizim hocamıza da buradan teşekkür ediyorum. Hani siz diyorsunuz kaptan olarak 25 kişiyle uğraşmak zor. Yani kadınlı erkekli. Onlar bir de bunun taktiksel savaşıyla, boyutuyla ilgileniyorlar. Çok zor, çok saygı duyulması gereken bir iş yapıyorlar hocalarımız. Sergen Hoca'ya da buradan, onun da ufak çapta bir fanıyım. Sevgilerimi gönderiyorum. Tebriklerimi iletiyorum. Çok güzel bir futbol oynatıyor. Teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde dediğim gibi kadınla erkekli üst turları görürüz. İnşallah. Zaten akşam artık kutlamalarda Evet berabersiniz. evet orada darlarım ben Puanlarını onları. fotoğraflarla taçlandırmanı bekliyoruz Büyük darlayacağım herkesi. zaten. Peki sevgili Başak, bu önemli ve güzel günde yayınımıza katıldığın için sana çok çok teşekkür ediyorum. Bizi onurlandırdın. Takım olarak da Estağfurullah. bizi gururlandırıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum Ben sana. teşekkür ederim. Buradan herkesin 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı'nı da tekrardan kutlamış olayım. Çok teşekkür Sana ediyoruz. da teşekkür ederim güzel davetin için. Ne demek? Estağfurullah. Görüşürüz yine zaten biz seninle. Hoşça kal. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.